Baykuşlar. Baykuşlar geceleri ortaya çıkar. Onlar için hayat gece başlar. Gece avlanırlar. Avına sessiz yaklaşabilmek onlar için çok önemlidir. Tavşan ve fare gibi her an tesikte bekleyen canlıları avladığı için bu özellik şarttır. Baykuşlar sessizlik konusunda mükemmeldirler. Hiçbir kuş bu konuda baykuşlarla yarışamaz. Bu özelliği kanatların özel tasarımına borçludurlar. Kanat kenarları testere ağzı gibi olduğundan rüzgar sessizce süzülür gider. Geceleri soğuk olur. Tüyleri kalın olduğu için üşümezler. Değişik renklerdeki bu tüyler sayesinde hem avları hem de düşmanları tarafından kolay fark edilmezler. Kar baykuşlarının tüy renkleri beyazdır. Baykuşların başlarının arkalarında göze benzer benekler vardır. Arkadan yaklaşanları korkutmak içindir bu göze benzer benekler. Yavru baykuşlar tehlike anında tüylerini kabartır ve gözlerini olabildiğini açarlar. Bu sayede 3-4 kat daha büyük görünür ve kocaman gözleriyle oldukça korkutucu görünürler. En bilinen özellikleri büyük gözleridir. Vücutlarına oranla gözleri çok büyüktür. Bu oran bizim gözlerimizde olsaydı gözlerimiz portakal büyüklüğünde olurdu. Gece avlanan hayvanlar için büyük gözler çok önemlidir. Bütün kuşlarda gözler kafanın her iki yanındadır. Baykuşlarda ise öndedir. Böylece bizden tam 10 kat daha iyi görürler. Göz bebeklerini hareket ettiremezler. Boyunlarını çok döndürebilirler. Neredeyse arkalarına bile kafalarını çevirip bakabilirler. İnsanlar gözlerini dakikada 20-30 kez kapatırlar. Ama avına dalan bir baykuş gözünü kapatmaz. Hem baykuşlar hem diğerleri göz kırparlar. Ancak onlar da göz kırpma kapağı ayrı olarak bulunur. Bu kapak şeffaftır. Kapattıklarında da görmeye devam ederler. Av için suya dalanlarda bu kapak deniz gözlüğü gibi görev görür. İnsanların çoğu tarafından uğursuz sayılan bu hayvanlar gece görev yapar ve fare gibi ne bulursa kemiren yaratıkların fazla üremelerine engel olurlar. Tarladaki buğdaylar, ambardaki mısırlar geceleri baykuş bekçilerinin gözetimindedir.